oğlum. Ekmeklerimizi de aldık. Artık eve gidip kahvaltımızı yapabiliriz. Yapalım babacığım, yapalım ya. Ekmekler gerçekten harika kokuyor. Şöyle ucundan hafifçik kopartsam olmaz mı ya? Hey Allah'ım ya. Oğlum kıtlıktan mı çıktın? 2 dakika daha sabret işte. Varacağız eve. Bu da ne böyle? Fakir, borcunu hala ödememişsin. Ne borcu? Ne diyorsun sen? Defol git buradan. Sen benim ne demek istediğimi anladın fakir. Eğer en kısa zamanda borcunu ödemezsen bu kadar kibar olmam. Babacım ne diyor bu adam? Ne borcu? Ne diyor bu? Yok bir şey oğlum. Karıştırdı galiba benim birisiyle. Hadi defol git buradan. Neden bahsediyorsun sen ya? Eğer borcunu ödemezsen seninle tekrar görüşeceğiz fakir. Patron gerçekten çok sinirlenmeye başladı. Eğer borcunu ödemezsen senin başına kötü şeyler gelebilir. Hiçbir şey yapamazsınız bir kere. Defol git şuradan. Hadi yallah. Sen bilirsin fakir. Hadi öyle olsun. Hayır ya. Olamaz. Nereden çıktı bunlar? Of ya. Of. Babacım buna değdi böyle. Ne diyor bu adam? Boş ver oğlum. Karıştırdı işte. Gel biz evimize gidelim. Gidelim. Bir güzel kahvaltımızı yapalım. Boş ver sen onlara. Tamam babacım. Madem öyle diyorsun öyle olsun. Gerçekten çok güzelmiş. Evet ya evet. Ekmekler de çok tazeymiş. Gerçekten harika bir kahvaltı oldu. Anneciğim babacığım benim karnım doydu. Artık ben okula gidiyorum. Tamam oğlum gel hadi sen. Ben de biraz daha yemek yiyeyim. Baba sen de ne çok acıkmışsın ya. Neyse hadi ben gittim okula. Allah Allah ya. He. Ama sen sabahki amcasın. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun bizden? Babanın borcunu derhal ödemesi lazım. Yoksa başınıza çok kötü şeyler gelecek. Anladın mı beni ufaklık? Nasıl kötü şeyler? Neler diyorsun sen amca? Allah Allah ne borcu? Benim babam eğer birisine borcu varsa öder. Onu geciktirmez. Sen öyle san. Derhal ödesin. Yoksa başına çok kötü olaylar gelir. Bu da babana bir tane mesaj olsun. Al sana. Aa yüzüm. Yüzüm çok acıdı. Niye vurdun bana? Canım çok yandı. Söyle babana eğer borcunu ödemezse daha kötü şeyler de olacak. Neler oluyor orada? Aa yüzüm. Babacım canım çok yanıyor. Sabahki adam geldi vurdu bana. Ne? Sabahki adam gelip sana mı vurdu? Gösteririm ben şimdi ona. Sen kimin oğluna vuruyorsun? Al sana. Aa kafam. Bir daha benim aileme bulaşayım deme. Yoksa çok pis yaparım seni. Bunların bedelini ödeyeceksin fakir. Kapa çeneni. Defol git buradan. Bir daha seni buralarda görmeyeyim hadi. Bu yaptıklarına pişman olacaksın fakir. Hepsini ödeteceğiz sana. Hadi defol git buradan. Kapa çeneni. Hiçbir şey ödetemezsiniz siz bana. Babacım ne oldu orada öyle ya? Ne biçim vurdun adama? Benim canım yandı valla. Benim oğluma kimse el kaldıramaz. Anladın mı beni evladım? Eğer sana biri el kaldırırsa onun kolunu kırarım. Anladın mı? Vay be. Canım babam benim. Çok sağ ol. Sen var ya kralsın kral. Hadi evladım sen de okuluna git. Geç kalma artık tamam mı? Tamam babacım. Gidiyorum ben okula. Hadi görüşürüz. Olamaz ya. Nereden çıktı bu adamlar ya? Fakir kim bu adamlar? Yoksa yıllar önce kavga ettiğin mafyalar mı? Şey sanırım onlar mı? Evet. Ama hiç merak etme. Onlardan birinin ağzını burnunu kırdım şimdi. Bir süre bizden uzak dururlar. Olmadı Kerem komisere söyleriz. O halleder. Tamam fakir. Dikkatli ol. Sana zarar verebilirler tamam mı? Hiç merak etme aşkım. Hiçbir şey yapamazlar. Benden ödediğim parayı yeniden istiyor terbiyesizler. Ben zaten o borcu ödemiştim. Allah Allah ya. Bu adamlar kimdi acaba? Gerçekten çok garipti. Babam adamı dövdü. Normalde babam kimseye el kaldırmaz. Ama o adamı öyle sinirlendi ki ağzını burnunu kırdı resmen. Tek yumrukta bayılttı adamı. Acaba kim bunlar ya? Babamdan ne istiyorlar? Neyse yapacak bir şey yok. Ben okuluma gideyim en iyisi. İşte çocuk burada. Hemen kaçır o çocuğu. Fakir bana attığı yumruğun bedelini ailesiyle ödeyecek. Tamam patron hemen getiriyorum çocuğu. Hayır ne oluyor burada? Hiçbir yere kaçamazsın seni küçük velet. Seni götüreceğiz şimdi. Bizimle geliyorsun hadi bakalım. Bu yüzündeki maske de ne senin? Kimsiniz siz? Ben tanımadığım insanlarla hiçbir yere gelmem. Sinirleniyorum artık. Geç şu arabaya yoksa zor kullanacağım bak. Sıkıyorsa kullansana hadi. Babamı ararım senin de ağzını burnunu kırar. Sen benim babam kim biliyor musun he? Biliyorum tabii. O sümsük fakir. Hiçbir şey yapamaz o bize. Göstereceğiz biz ona gününü. Siz benim babama hiçbir şey yapamazsanız o sizi çok pis döver. Geç diyorum şu arabaya. Geç. Hadi artık birisi görecek sersem herif. Al şu çocuğu beceriksiz. Tamam kafam acıyor. Geçiyorum arabaya. Dur vurma. Tamamdır patron. Bindirdim çocuğu. Hadi artık gidebiliriz. Arkadaşlar mafyalarla başımız belaya girdi. Ne olursanız bize yardım etmeniz lazım. Kanala abone olun.
alıp videoya like atarak bize destek olmayı sakın unutmayın. Olamaz ya, yine mi sen pislik herif? Aferin sana, hadi gidelim. Babanın yaptıklarını şimdi sen cezasını ödeyeceksin velet. Göreceksin sen, göreceksin. Yaptıklarına pişman olacaksın. Kapa çeneni, hadi gidiyoruz. Hayır olamaz, o da ne gördü? Orada'yı kaçırdı bizi. Resmen döve döve arabaya bindirdiler. Sonra da kaçırdılar. Neyse ki ben okulun içindeydim. Beni görmediler. Hemen gidip fakir amcaya haber versem iyi olur. Arda'nın başı çok büyük dertte olabilir. Fakir amca, fakir amca, açın kapıyı. Çok acil açın. Ne oluyor ya Elif? Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Niye böyle çalıyorsun kapıya? Fakir amca, Arda, Arda gitti. Nereye gitti Elif? Ne diyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır fakir amca. Birisi okulun önünde onu aldı, kaçırdı. Kamyon gibi bir şeyin içine koydu. Fakir amca, sanırım Arda'yı birisi kaçırdı. Nasıl ya? Kim kaçırır benim oğluma? Kim kaçırır? Nasıl olur bu? Nasıl? Fakir amca bilmiyorum. Adamların yüzünde maske vardı. Göremedim hiç. Demek maskeleri vardı. Tamam kızım, anladım ben anlayacağımı. Çok teşekkürler haber verdiğin için. Gösteririm ben onlara şimdi. Fakir amca, Arda'nın başına kötü bir şey gelmeyecek değil mi? Ne olur gelmeyecek de. Hiç merak etme kızım. Ben şimdi gideceğim, Arda'yı kurtaracağım. Peki fakir amca, ben de gelebilir miyim? Hayır tabii ki. Çok tehlikeli bu. Onlar çok tehlikeli insanlar. Sakın gelme. Tamam. Demek benim oğlumu kaçırırsın sen. Şimdi bittiniz siz. Göstereceğim oğlum ben size. Göstereceğim. Bittiniz siz. Bakalım baban seni ne kadar seviyormuş ufaklık. Göreceksiniz siz. Ne dedin ne dedin duyamadım da. Senin baban bu saatten sonra bize hiçbir şey yapamaz. Seni kurtarmak için acizce parayı getirecek. Göreceksin. Göreceksiniz siz. Hey, gözünü açık tut. Her an birisi gelebilir. Tamam tamam biliyorum. Fakir her an gelebilir. İzliyorum ortalığı. Geldiği zaman sakın bir şapşallık yapayım deme. Tamam mı? Tamam ya tamam. Allah Allah. Demek benim oğlumu kaçırırsınız he? Umarım paraları getirmişsindir. Yoksa oğlunu göremezsin bir daha. Demek öyle. Al sana. Sana da al. Ulan ay senin ben şom ağzını. Vurdu herif bizi. Ne bileyim ben böyle olacağını ya. Bu da başlangıçtı. Göstereceğim ben şimdi size. Hayır, bu silah sesleri de ne böyle? Babam geldi. Göreceksin sen şimdi. Hay senin babana, göstereceğim ben şimdi. Ona bir tuzak kurayım da aklı başına gelsin. Kaldır ellerini, paraları ver. Demek para istiyorsan al sana para. Vuruldum. Demek benim oğlumu kaçırırsınız ha. Göstereceğim ben size. Canım oğlum, işte buradasın. Buldum seni, merak etme. Kurtulacaksın. Seni kurtarmaya geldim buraya. Geleceğiz beraber. Yaklaş bakalım fakir, hadi gel tuzağıma. Ne oldu oğlum, ne demeye çalışıyorsun sen? Niye mırıldanıyorsun? Şapşal çocuk, kapa çeneni. O da neyle? Şapşala bakın, beni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Enayi. Hey, sürpriz. Fakir. Silahını indir ve çık oradan, yoksa vurulursun. Diğer bütün arkadaşların gibi. Tamam tamam, bıraktım silahımı. Olamaz, nasıl olur bu? Hayır. Bundan sonra bütün mafya takımın, bütün bu malikanelerin, arabaların hepsi benim. Anladın mı beni? Benim oğlumu nasıl kaçırırsın sen? Bunun cezasını çok ağır ödeyeceksin. Çok pişmanım fakir. Ne olur affet beni. Seni çok hafife aldım. Özür dilerim. Ne? Affetmek mi? Rüyanda beklersin. Hadi yürü bakayım. Bu mafyayı yakalamamıza yardım ettiğin için çok teşekkür ederim fakir. Gerçekten çok büyük yardımın oldu bize. Ne demek Kerem komiser? O benim aileme yamuk yaptı. Tabii ki yardım edeceğim. Evet ya, adam beni kaçırdı resmen. Arabaya attı, kaçırdı. Merak etmeyin, bundan sonra size zarar veremez. Bundan sonra hep hapiste kalacak o. Göreceksiniz. Kaçacağım hapisten. Kaçacağım. Sağ ol Kerem komiser. Bundan sonrası sende. Ben yakaladım. Sen de hapiste tutarsın artık. Aynen öyle fakir. Tekrardan teşekkür ederiz. Göreceksiniz siz. Hepiniz göreceksiniz.